kesmeden, videoyu parçalamadan, hille hurda olmadan sizlere ateş yakacağım. Ateş başlangıcıyla. En ufak bir benzin, ıvır zıvır, gaz, hiçbir şey yok. Ne var? Kuru odun var. Ateş başlangıcımızı alıyoruz. Şimdi iş burada bunu yakmakla, ateş almakla bitmiyor. Buradan da ufak ufak ince odunları ayarlamaya geliyor. Bakın böyle yaptınız. Şöyle yana doğru kıvırttırın. Bu ne lan? Nerede benim odunum? Bıçak yeni şimdi. İşte. Bunlar da öbür kuru odunlar olacak. Günlerdir burada değiliz malum. Şimdi burası hazır. Şuraya getiriyorsunuz. Bu kıvılcımı tam şöyle ortaya yerleştirdiniz. Yanına da bunu koydunuz. Artık bu bıçakla olmuyor. Nizam Knife'in içine yakın. Çok az kaldı. İşte. Bunu koyduk buraya. Bunu da şöyle yan koyuyoruz. Tutuşturup. Gözüküyor mu kamerada? Gözüküyor. Biraz daha yaklaştıralım. Bunu da yan koyuyoruz. Kuru odun olmazsa hiçbir şey yanmıyor. Bu hayatın bir realitesi. Nizam'ın bıçakları da harika ya, adam yapıyor. Kaç senedir kullanıyorum bu. Odun kırdığım bile oldu bununla. Hak yemeyelim, neyse onu söylüyorum. Şimdi biraz daha kuru odun basalım şuraya. Yoksa sönecek. Daha sonra fındık dallarını tutuşunca yerleştireceğiz. Şu kök de yavaş yavaş kurusun şurada. Bu da güzel yanar. Bazı videolarda var ya, bir şeyde yakıyor. O hikaye. Benzin dökersen yakarsın. Yazsa yakarsın. Ama böyle yağmurdan çıkmış. Yağmur yeni sönmüş. Yapan varsa da helal olsun, ne diyeyim ya. Biz becereksiziz o zaman.
Dediğim gibi hiçbir şey kesmeyeceğim. Ama hep aynı açıda olmaz. Şöyle neyse şeffaf bir şekilde gösterelim. Asıl bundan sonrası çok şey. Yani burada artık kuru odunlar, yaş odunlar var. İkisini birleştirip devam ettirebilmek. Ne oldu? Videolarda görüyorsunuz. 2 dakikada ateş yakıyor. Bitiyor da öyle değil yani bu iş. Tabii benzin olmadan, ne bileyim, gaz olmadan. Önce bu kadar. Çakmak taşıyorum, taşımıyorum değil. Niye taşımıyorum canım, abartmıyorum, o kadar da değil. Şimdi şu yanlara bu ıslakları, içindeki geçen günden kalan ıslakları koyuyorum. Kuruyunca onlar da yanacak. Böylelikle ateşimiz artık yürüyecek. Nizamın bıçağı. Ne anıları var bu bıçağın bende. Hey gidim hey. Ne günler yaşadı. Ne dağlarda. Ne ekmekler kesti. Ne odunlar kırdı. Anı biriktiriyoruz işte dağlarda. Ay ay. Tuttuk, vurduk, gitti. En çok ürktüğüm şeylerden bir tanesi yaralanmak. Bu dağlarda yaralandığınız zaman Allah yardımcınız olsun. Yani bu fındık bahçesini görüp de geçen dedim ya, köy abi ne olacak demeyin. Şehir ve hastane çok çok uzaklarda. Şimdi diğer konu. Burada biriktirdiğim odunlar var. Bunların hepsi tamamen fındık ağacıdır. Böyle bir şeye zarar vermemişizdir. Çok gitmesin diye böyle uzun uzun atıyorum. Çünkü geceye çok var. Gece ayaz yapıyor. Her şeyi idareli kullanmaya çalışıyoruz. Gece ayaz yapıyor. Bu hav güneşe aldanmayın yani. Şöyle uzun bırakıyorum. Uyandıkça üşenmiyoruz. Kalkıyoruz atıyoruz. Mesela bunu tam böyle ortalık koyacağım ki ortadan yansın, ikiye ayrılsın, sonra da devam edelim. İşte böyle. Birazdan yürüyüşe çıkacağız. Dogohera'dan. Görüşürüz.
Her bölüm olduğu gibi bu bölümde de dağ çileklerini gösteriyoruz. Şimdi ormanın derinliklerine giriyoruz. Bu gördüğünüz yatık yaprak izleri burada bir yaban hayvanlarının geçtiğini, yürüdüğünü ispatı izleri diyelim. Logo. Burada her şey olabilir. Uyuyan hayvan. Şimdi solumuz diken, sağımız diken. Ne oldu? Ne oldu? Bir şey var. Ne oldu? Burada karınca yuvası hiç basmayalım ellerine. Ormanda ilerlemek kolay değil. Bu taraftan gidelim. Bunların hepsi diken ve bize engel. Birazdan yola çıkacağız. Hadi ara gel. Şimdi mantarların ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden hiç ellemiyorum mantarları. Kışın bu bölge kuşların, ne bileyim, yaban hayvanların sığınağı, bir nevi sığınak. Hep ön kameradan gösteriyoruz ne olduğunu da. Şöyle arka kameradan da neler yaşadığımız gözüksün. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağız. Ele dikkat etmen gerekiyor diken batmasın diye. Bunu göstermeseydim yani öbürüm. Ormanda bir iş yaparsanız bu kadar sık sakata gelmeyin yani. Değil mi? Ve geldik. Nereye?
Nereden inelim? Buradan iner miyiz? Siz gidin kurnazlar sizi. Şimdi ben buradan ineceğim. Bakayım onlar nereden inecek. Burası çok dik bir yamaç. Ya inişler nasıl? Kesinlikle böyle inmiyoruz. Ayaklar hep böyle. Gördüğünüz gibi. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Bayağı bir dik. Mola verelim. Ezan okunuyor. Şöyle de köyü göstereyim bir arada. Bir tane fındık dalı ya da kesilmiş ağaç öyle söyleyeyim. Bunu da giderken götürelim yanımızda. Ateşimiz ne alemde? Şöyle bakarsanız kurumamış olduğunu görürsünüz. Bu filizleri yaz kış sürekli, yani kış hariç diyelim, kesiyoruz. Fındıklar daha verimli olsun diye. Ormanda yürürken bu kuşu buldum, yerdeydi. Şöyle bir baktım neden ölmüş diye. Şu gözü, kameraya yakın geleyim. Bir tek bu gözünde bir çıkıntı var. Bu göz sağlam. Ben diyorum ki acaba bu saçma mı geldi? Bir şey mi oldu? Buna bakacağım. Yani bu eğer bir avcı bunu attıysa yazıklar olsun. Haram olsun bu dünya derim ona. Selam ediyorum. Dağlardan, doğadan, fındık bahçesinden. Bu güzel güneşli günden hepinize kucak dolusu. Sevgiler, saygılar. Ayının bildiği 10 hikaye, onun bal üstüne olan programımızda. Gördüğünüz gibi gene rutin olarak çıktık, ormanda dolaştık, geri geldik. Fındık ağaçları topladık, dalları buraya getirdik. Akşamı bekliyoruz, akşam olsun, sabah olsun, bugün biten işlere devam edelim diye. Muşmulaları gördünüz, ayvalar vardı, toplandı. Artık yavaş yavaş işin sonuna geldik, pek bir iş yok. Buradan köy evine geri döneceğiz. Şimdi Dogo burada son birkaç gündür şeye döndü, böyle asabileşti. Gelen geçen yaban hayvanları var, o var, bu var. Sürekli de kısıtlıyoruz. Şimdi bir traktör geçiyor. Sen gitme. Sen daha traktörün ne olduğunu bilmiyorsun. Dediğim gibi, burada yavaş yavaş işler bitti. Pek bir iş kalmayacak. Kenelerle uğraşıyoruz. Ama bir tane daha kene. Allah'tan bunlara ilaç yaptım da, dur. Dur alayım, bir saniye bekle. Bunlara ilaç yaptım, kene tutmuyor. Kene tutmuyor ama yine de üzerlerinde geziyor. Burada bana da bulaşabilir. Buranın kenelerini çıkartmak
Ya iğrenç bir şey ya. Psikolojisi bozdu insan. Var mı başka bir yerinde Kenan? Getir bakayım yüzünü. Boşumuna surat. Dur bakayım. Burada da mı Kenan var? Yani Kenan o kadar da hoş bir şey değil ya. İnsanın vücudunda olunca gıcık kapıyor. Bushcraft Türk, Murat. Onunla burada bayağı bir yıllar önce iş yapıyorsun. Ulan ne çok anı biriktirmişiz ya. Buradan da selam ediyorum ona. Bushcraft Türk'le iş yapıyoruz. Baktım beni aradı bir iki gün sonra. Abi dedi, hastaneye gidiyorum Kene. İlk zaman daha şeydi. Tabii coğrafyadaki Kenelerin durumunu bilmiyoruz. Hiçbir şey olmadığını öğrendik. Daha sonra çıkarmasını da şöyle sabunu sürüyorsun. Tıt 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 oynuyorsun, kendi kendine düşüyor. Çok dostumuz var dağlarda, çok. Kamp yapmak isteyen de vardı. Ya arkadaş, bizle kamp yapmak çile ya. Bu çileyi çekeceğiz. Baksana, yere oturdum. Şırdırıp, yani diyorum ya, off the grid'e katıldık. Onu söylemiştim geçen hafta. Off the grid mükemmel bir şey. İlk gün hiç yemek yemiyorsunuz. O kadar böyle hazırlıyorsunuz kendinizi. İkincisi olacak. Ya şöyle hayal edin, kafanızda şöyle düşünün bunları neden. Her insan bir sefer, kadın erkeği fark etmez abi. Doğada az bir şey de olsa hareket etmeyi bilecek. Çünkü ne olacağı belli değil, felaketler belli değil. Ne olacağı belli değil. Yani her an, her dünya üzerinde her şey olabilir. Bir deprem olabilir, barınak yapmasını bilecek, ateş yakmasını bilecek. Ya ben şimdi bu videonun girişinde ateş nasıl yakılır adlı bir şey gösterdim, değil mi? Ya yemin ederim size, sigara içiyorsunuz. Bazen çakmağınız olmuyor, değil mi? Ondan bundan istiyorsunuz. Ya bu ateş başlangıcı bir çantaya koysanız, böyle bir çanta yapsanız. Oraya koyun, küçücük de bir çıra şey yapın. Orada burada illaki ateş yakarsınız yani. Hani öyle karda işte yok, karın üstünde kalacak falan ağaçlar falan. Kışın ateş yakmak tam bir zulüm yani. Bir nebze göstermeye çalıştım. Eksiklerim var mı? Var. Yanlışım var mı? Sanmıyorum. Ama eksiklerim var. Onları da artık siz tamamlarsınız. Burada bizim benim amacım yani bir iz bırakmak. Abi böyle yaparsanız şöyle oluyor. Şöyle yaparsanız böyle oluyor. Yani hangi videoda aa bak Kene geziyor diye söylediler ki yani. İşin güzel tarafını da söylemek, kötü tarafını da, iyi tarafını da, vule vule tarafını da. Az yalansız bir program. Yoksa ben de biliyorum burada bir şov yapmayı ya. Şovun kralını yaparız istesek de gerek yok. Nerede kralını yapıyoruz? Attık gerçi de şu an. Yani gerek yok abi. Neyse o. Yani köye geldiğinizde, ne bileyim bir tarlaya, bağ bahçeye, kampa çıktığınızda yaşayacağınız olaylar bunlar yani. Yani kimse kahraman değil abi. Hiç kimse kahraman değil. Biz 12 kişi gittik oraya. Bir iş paylaşımı çat 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 çok da rahat ettik. Ama hiç dağ görmemiş, orman görmemiş 12 adamla gitmek harbiden sıkıntı olur. Ama şey yapacaktı Pina. Dur bakayım. Dur. Gene mi Kene var? Yokmuş. Pina abimiz şey yapacakmış böyle bir... Bilmiyorum yani. Off the grid Instagram sayfasını şey yapın. Ben şimdi biliyorum da anlatamıyorum. Bu şeye benziyor. İngilizce anlıyorum ama yazamıyorum. Ben de şimdi bir şey derim yanlış olur. Kestir. Ben de artık bu şeyden sıkıldım. Böyle montajda var ya. Onu kesiyorsun, biçiyorsun. Montajı kesintisiz yapmaya çalışıyorum. Ne diyeyim ya. Az önce gördünüz değil mi? Kuşu gördünüz. Kuşlar, hayvanlar, daha doğrusu insanların dışındaki hiçbir canlı öleceklerini bilmezler. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Her gün sabah uyanırlar, yemek bulmaya çalışırlar. İşte üremeye çalışırlar, yabani hayvanlardan kaçarlar. Öleceğimizi bir tek biz biliyoruz. O yüzden bence iyi bir şey değil ya. Bazen diyorum, insan da öleceğini bilmese nasıl olur? Saçma geliyor değil mi? Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Ben doğum günlerinden nefret ederim. Her aldığım yaş da belli bir yaştan sonra özellikle hep birilerini kaybettim. İşte hep yakınlarım oldu. Sizler de kaybetmişsinizdir. Ölüm Allah'ın emri. Evet. Herkes bu dünyadan geldik gidiyoruz. Bak
Yani şükredecek bin tane şey bulurum ya. Bin tane şey bulurum şükredecek. Nefes alıyoruz. Geçen sene daha çile hiç yoktu. Bu sene iki bölümdür gösteriyorum. O kadar mutluyum ki. Daha çileği var diyorum ya. Geçen sene daha çileği yoktu. Bu kadar güzel bir şey var mı? Uşmula var, ayvalar. Yani binlerce kez şükretmek geliyor. Şeyimizi kaybettik ya, neşemizi. Bu ara herkes neşesini kaybetti. Yani tek ben değil sanırım. Ne diyeyim ya, bazen susmak daha iyi. Anlatılacak bir hikayemiz var mı? Olmaz olur mu? Bir dolu hikaye var. Neyse ya. Şimdi akşam olacak. Akşam oldu. Bizim şeyi vakti geliyor. Akşama görüşürüz. Allah'a emanet. Bilemem aklın kimde kalır, hatrın kimde kalır, bilemem. Kimler sensiz kalır, bilemem. Hangi yol düz gider, hangi yol düze gider, bilemem. Aşklar niçin biter? Hiçbir vücut ısısı değiştirmiyorsa mevsim normallerini, sevmek de yok artık. Sevmek yok artık hiç kimseyi. Sevmek de yok artık. Sevmek yok artık hiç kimseyi.